çorbayı beğenmedim deyince tamam bunu aklınızda tutun. Bir de Deniz Bey'e bir şey sorabilir miyim? Ben de beğendim, beğenmeyeceğim tamam, bir yemek işte, de çıkar beğen, şimdi. Tamam işte beğen beğenme dediğini bunu aklınızda tutun demesine gerek Deniz yok. Deniz Bey'e bir şey sorabilir miyim? Belki başka buyurun. Yemeklerini misafirinize beğenirim. Misafirinize komik duruma düşersiniz. Ben size öğreteyim tavrı, misafirperver bir tavır mı? Hanımefendi öyle dedi çünkü birebir. Evet. Evet. Aklınızda tutun böyle yorumlamayı komik duruma düşersiniz dedi. Evet. Bu misafirperver bir yaklaşım. Dünkü olaydan dolayı söyledim muhtemelen onu. Dünkü, yani hanımefendi yarışmadı, dümen yarıştı. Hayır, dünkü durumda yorumlarla puanlar... Önce ben siz söylemeden söyleyeyim. Puan da hatırlatırım demek istedim. Tamam, bu peki. Hoş bir tavır mıydı? Değildi sizce. Size göre, mutfakta bana göre, servisleri göre eldivenle yaptım. Yanına ekstra olarak soslu koyduğum için eldivenle koydum hepsini içerisine. Teşekkürler, teşekkürler. Sizin çorbanızı da alayım lütfen. Evet, işte Vietnamese spring roll. Güzel görünüyor. İkiye bölmüş, güzel. Elif Hanım. Ha, aynı anda. Su alabilir miyiz? Geliyorum. Gelebilirseniz tabii. Alacağız. Soya sosu var herhalde, susam. Bu arada duyuyoruz mutfaktan konuştuğunuzu. Efendim? Ne söyledi? Siz bizi duyuyorsunuz ya, tekrar etmiştiniz ya, bizi hatırlattınız ya, biz de sizi duyabiliyoruz. Evet, duydum, geliyorum dedim zaten. Onu söyledi hanımefendi. Maşallah, maşallah. Ne oldu Deniz Bey? Bugün hiç konuşmuyorsunuz. Yo, ben konuşurum. Dün hiç susmadan konuştum. Ben bana yerli yerinde konuşmayı öğrettiler de. Ben biz de öyle yerli yerinde yani konuşuyoruz. Biz de öyledir. Yerli öğrettiler yerinde diye bir şey yok. Kimsenin burada ailesini tanımıyoruz. Bana böyle aynen öğrettiler. Aynen öyle. Kimseyi tanımıyoruz öğrettiler burada. Gibi bir tavır hoş değil. Hepinizi öyle... ilk kez görüyorum. Ki dediği gibi dün gayet yorumluyordunuz. Ben mutfaktan da duyuyordum. Hani Zuhal Hanım'ın tabağı geldiğinde bile başlamıştınız. Neyi yorumlayayım ben şimdi? Başlamıştınız Zuhal Hanım'ın tabağı bile geldiğinde. Bugün gayet susmuşsunuz. Ama yemek gelmedi ki, geldikten sonra yorum dediğimi yapacağım. Duydunuz mu hanımefendi? Dedim ki benim yemeğimde sadece Zuhal Hanım'ınki geldiğinde bile başlamıştınız. Hayır. Şimdi kendimle kıyaslıyorum diye de laf yapacaksınız ama tabii ki kendimle kıyaslayacağım. Başka kimse yarışmadı. Ben tatmadan yorum yapmadım. Sizde de yapmadım. Ne kadar kötü olsa da tattım ve yorum yaptım. Tamam, gördün o zaman. Madem çok istiyorsunuz yapsın. Nasıl görüntü olarak? Güzel, güzel, doğru, dönüyor, doğru yani doğru, güzel, doğru yapılmış, doğru bir görüntüsü var. Lezzeti de iyiyse bakacağım. Biz bir su alabilir miyiz? Buyurun, tabii. Hmm, su istiyorlar Elif. Teşekkürler. Tabii. Demin ben şey yaptım. Bence Elif Hanım gitmeden dağıtın bize de suları. Hmm. Tabii tabii, hemen dağıtın. Çorba zerdeçallı olduğu için tadını alalım diye. Önceki sizden başlayayım, artık damağınız kurumuştur. Diğer bardağınızı alabilir miyim? Karides ayıklanmış aldınız değil mi? Ha, onu evet, soracaktım ben tamam, de. Ayıklanmış tamam, ayıklanmış alın yani, dese hiç zor da, değil. Ama bir ara sıcak için. Doğru hani yiyeceksin, yani ne kadar, kadar. Daha bunun şey... haşlanmış olanı bile var. Ben ayıklanmış aldım. Yani tamam, ara sıcak için ben şey diyorum. Hani yine geldiğinizde ben tadınca bakayım, bir konuşayım da yine. Ben sizin tabağınızı alabilirim. Tabii buyurun. Evet, al Elif'ciğim. Gelenler yesin. Bu arada ben düne göre servislerin de yorumlanmasını istiyorum. Daha ikinci ara sıcaktan. Hani servislerin evet, yorumlanmasını, karşılaştırılmasını istiyorum. Hızına mı diyorsun? Evet. Yemekte miyiz, kurtlar sofrasında mı belli değil gerçekten. Değil yani. Deniz Bey, en çok sizi merak ediyorum. Hemen ben sizin merakınızı gidereyim. Evet. Şimdi köz biberi tabağa koyup altına da mayonez sıkıp gelmekle bunun hızının aynı olmaması çok aşikar. Ne var tam olarak? Şimdi bu, bakın... Bu sunumda uğraştıracak ne var? Sosu koyuyor. Çünkü kesikli mutfakta, ben gördüm. Sosu koyuyor. Evet, bir tek sosu ondan koyuyor. Sonra... Ben de mayonezi... Kesik miydi mutfakta? Koyuyor. Ben gitmediğim için evet, bilmiyorum. Hazır mıydı? Evet. Yani, o zaman gecikti, öyle söyleyeyim. Bütündü, ikiye bölmüş, evet, yani sosunu koymuş. İkiye bölmenin ne kadar... Evet. Hani bir şey dökülmüş tamam, olsa, sos konulmuş olsa... Evet, haklısınız. Ben daha sarılmamış olarak böyle üstündeki o... Ha, yok, sarılıydı. Bütün de ikiye bölmüş getirmiş. Evet. O zaman gecikti. Yani Hüseyin Bey'e göre gecikti. Gecikti evet. Yani çok büyük bir gecikme de yok gerçi de. aman yani bir şey makul bir süre içerisinde getirdi gene ama Hüseyin'le kıyasladığınızda size öyle geliyor olabilir tabii ki. Öyledir de belki de. Kesin karidesi de sevmiyorum diyecek. Zaten bir şeyi sevmemeye odaklanmış. Anlatamıyorum ki. Anlatamıyorum yani. Anlamak istemiyor çünkü. Sevmiyorum diyor, kestiriyor, atıyor. İyi o zaman ben de hiçbir şey sevmeyeceğim bundan sonra, hadi bakalım. Bu arada benim de tabağımda şu an söylemek istemem, kıl var. Nerede ya? Kollarımda kapalı Elif Hanım. Kıl var tabağımda, göstereceğim birazdan. Tabağımda olduğu için yiyorum. Gösterin tabii. Belki de kıvırcık bir saçtır. Değil. Siz zaten kıvırcık olduğunu sizden anlamıyorsunuz çok. Nereden uçacak? Ama Elif'in de değil belli. O tabii. O sarı bana uzun saçları şey var değil. Ama nereden uçacak? Benden nereden uçabilir? Bir kaşlarınız var. Benim kaşlarım o kadar uzun olabilir mi sizce? Kaşlarım benim dökülüyor ah canım iyi. Ve şu boyutta bir kaş benim yani artık şuraya canım kadar falan geldi. Nereden uçacağını lazım soruyorum size. Bıyıklarım çok kalın, bu bıyık kılı değil. Ay ne olur artık bu kadar detaya girmeyelim yani dün de. Bence ama de o yani Elif'e ait detayı... değil. Aynen alın değil istersen belli tabağında. Bu tabak sizce ara sıcak özellikle kesilmesi gereken bir ara sıcak için doğru bir tabak mı sizce? Önce size sorayım. Neden doğru değil? Bakın ben de dün çorbanızın altına çukur tabak koydum fakat...
ara sıcağımı düz bir tabakta. Çünkü bıçakla kesilecek. Siz de bıçakla kesiyorsunuz. Fakat bu tabak asla bıçakla kesilecek bir tabak değil yani. O yemek için uygun değil. Ben çalışmadığım halde biliyorum aşçı olarak. Siz çalıştığınız ya halde örneğin bilmiyorsunuz. Örneğin iki tane şu en alttaki ara yemek tabağından. Tatlınızı gördük neydi servis ettiniz? Tamam. Hani benden daha iyi biliyordunuz ya. Ben sizden daha iyi biliyorum demedim. Ben aşçı olmadığım halde bunun bunda sunulmayacağını biliyorum dedim. Sizin de bilmenizi bekliyorduk dedim. Tamam işte aynı konu. Bilseydiniz yapmazdınız. Onun dışında dün evde mayonez sunmak için sos kabı olmasına rağmen Zuhal Hanım'ın dediği gibi tabağın içine koymamak için yanına böyle bir şey yapmadım. Yanına bildiğiniz lap diye attınız. Evet bundan daha hijyenik de en azından. Ben şeyi söylemek istiyorum. Yani yine bir ara sıcak için yine tek ürün. Yani bir şey ister bu yanında yine. Yani bu hazır bir soya sosu benim bildiğim. Yani içine bir şey koydunuz mu bilmiyorum. Susamları atmışsınız. Onun dışında bir şey var mı başka? Sulandırmış mı bilmiyorum. Yoktur. Evet soya yapmışsınız. Belki bir fish finger, bir şey böyle yanında. Yine böyle deniz ürünü bir ara tabak ya böyle. Ya da işte sarımsaklı bir zeytinyağlı bir şey. Böyle. Bakın içerisinde bir sürü malzeme var. O zaman saçma olmaz mıydı? Hayır ben saçma yani yalnız kalıyor tabakta. Yani ben. Ama şimdi ana yemek kırmızı et ya. Hı? Fish finger diyorsun. Zaten karides var. Bir de balık mı? Evet. Ya da işte bir salata tarzı. Ya da başka bir şey. Başka bir şey. Ama yani tabakta bir yalnız kalma durumu oluyor ara sıcakta. Ben ara sıcaklarda böyle tabakta yalnızlığı sevmiyorum. Bu tabağı ben doldurduğunu düşünüyorum.